Ben Moda TV'ye çıktım, düşüncelerimi söyledim. Evet. Fikrimi söyledim. Sizin de fikriniz varsa çıkın söyleyin. Mesela Ordu AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu. Ordu için çok talihsiz bir milletvekili. AK Parti için çok talihsiz bir milletvekili. Cumhurbaşkanı için çok talihsiz bir milletvekili. Cumhurbaşkanı aslında böyle kayyum atıyor ya, bu Metin Gündoğdu'ya kayyum ataması lazım. Niye diyeceksin? Ne oldu vekilim diyeceksin? Ordu Üniversitesi rektörünü Cumhurbaşkanı atamadı mı Ahmetciğim? Cumhurbaşkanını temsil etmiyor mu? Bu Metin Gündoğdu her programa çıktığında Ordu Üniversitesi rektörüne hakaret ediyor, saldırıyor, suçlama yapıyor. Ne oluyor ya? AK Partililer söyleyin bilelim. Eğer bu rektör kötüyse gidin Cumhurbaşkanı'na söyleyin alsın. Nasıl Melih Bulu'yu 6 ay sonra aldığı gibi bir gece yarası. Ali Akdoğan'ı da alsın. Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Geçenlerde Metin Gündoğdu'yu dinliyorum. Gülyalı'da konuşuyor. Efendim diyor, rektör diyor, başka işlerle uğraşacağına diyor, Gülyalı Meslek Yüksekokulu'nun inşaatını bitirsene. Hayırdır ya? İktidarda kim var? CHP mi var? Kemal Kılıçdaroğlu mu yapmadı orayı? Gültekin Uysal mı yapmıyor orayı ya? Söyle de bilelim, biz de eleştirelim. İktidarda AK Parti var. AK Parti'nin vekili Gülyalı'da meydana boş bulmuş, parti binasında konuşuyor. Yüreğin yetiyorsa gel sokakta konuş. Delikanlıysan gel sokakta konuş. Delikanlıysan gel televizyonda beraber konuşalım. Ben Metin Gündoğdu ile senin aracınla çağrıda da bulunuyorum. Gel ordunun sorunlarını, Seyit Torun da olsun, Mustafa Adıgüzel de olsun, sen de ol, Ergün Taşçı da, Şener Yediyıldız da, gelin beraber bu orduya ne yaptınız ne yapmadınız konuşalım. Rektör diyor başka işlerle uğraşacağına diyor, Gülyalı'nın okulunu yap. Ya sen milletvekilisin ya. İktidar Partisi milletvekilisin ya. Şimdi ben bunu söyledim. Ahmet Çelengi niye arar tehdit edersin? Niye konuşturdun diye niye sorarsın? Ahmet Çelengi ara, ben de konuşacağım de, sen de konuş. Çık anlat. Rektörün oğluyla, şey kızıyla gelini rektör işe başlattı dedi. Rektörün oğlu 19 yaşında. Bırak gelini, 19 yaşında ya. Çocuk üniversite 1'de okuyor ya. Şimdi bu yalanı konuşacağım, söyleyeceğim ve suçladığın adamı da Cumhurbaşkanı rektör atamış olacak. Cumhurbaşkanı adına orada, Ali Akdoğan öyle bir şeydir ki ben Cumhurbaşkanı adına burada oturuyorum der. Ali Akdoğan bundan kul aldırmaz. Cumhurbaşkanı resmi arkasında dev gibi asılıdır. Ben Ali Akdoğan'la aynı fikirde de değilim. Aynı partide de değilim. Ama sen aynı partidesin. Aynı Cumhurbaşkanı'na hizmet ediyorsunuz. Aynı AK Parti Genel Başkanı'na hizmet ediyorsunuz. Şimdi biz bunları söyleyince Moda TV'ye saldırmayacaksın. Geleceksin, anlatacaksın.